Nagihan Alçı suçluların telaşı içerisinde bana ve Zafer Partisi'ne saldırıyor. Nagihan Alçı'nın bu saldırılarının nedeni bir süre önce Habertürk Televizyonu'nda çıktığımız bir programda kendisinin son 20 yılda Türkiye'de yapılan provokasyonların öncülerinden birisi olduğu gerçeğini yüzüne söylemiş olmamdır. Alçı şimdi durmadan Zafer Partisi'ne ve bana saldırıyor. Nagihan Alçı bugünkü yazısında da İmamoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamenin Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de ancak yazılabileceğini ifade edip bir başka yerde de iddianameyi sanki Ümit Özdağ kendisi yazmış diyor. Ben iddianameyi görmedim, okumadım. Ama Nagihan Alçı'ya hatırlatmak istediğim bir husus var. Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagihan Alçı'nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın nasıl FETÖ tezgahı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor. Bu katkılarından dolayı da FETÖ'nün bankasından aldıkları hediye krediyle Boğaz'da bir yalı aldığını biliyoruz. Aynı Alçı'nın subay eşleriyle ilgili takvim için soyunsunlar şeklindeki aşağılık ifadesini hiçbirimiz unutmadık. Eşlerinin gazi ya da şehit oluşunu haberini bekleyen Türk subaylarının muhterem eşleri hiçbir zaman unutmayacak. Keza katil devlet diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl suçladığını, Fethullah Gülen'e nasıl yağlar yaktığını, Abdullah Öcalan'ın nasıl Türkiye'ye demokrasi getireceğini ve bir keresinde Güneydoğu Anadolu'ya Kürdistan demeyi öğreneceksiniz diye haykırdığını ve yazdığını da unutmadık. Ha bir de bir gerçek tahrikçi arıyorsa dönsün kocası Rasim Ozan Kütahyalı'ya baksın. Onun Boşnak kardeşlerimize yapmış olduğu ağır hakareti Türk milleti de unutmadı ve unutmayacak.